Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben Gizem Ekin, İzmir Kilyatip Şehir Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisiyim. Aynı zamanda bilimsel ekip sorumlusuyum İkçubat'ta. Ben bugün öncelikle siz değerli katılımcılar ve tabii ki Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü'nden bizi bugün etkinlik için kabul eden, bu yoğunluğuna rağmen etkinliğe katılmayı kabul eden Mert Gürsoy'a çok teşekkür ederim. Mert abi bizi kırmadı Rica gerçekten ederim. çok yoğun olmasına rağmen. Teşekkür ederim. Ben Rica ederim. hemen kısa bir konuşma yapmak üzere. Sözü topluluk başkanlarımızdan Merve Nurer sana veriyorum. Sonrasında da hemen etkinliğimize geçmek istiyorum. Teşekkürler Gizem. Herkese iyi akşamlar. Ben öncelikle katılımı için, yoğun program arasında katıldığı için Mert abiye çok teşekkür ederim. Ben Sizlere teşekkür de ederim. yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ederim ayrıca. Asistan süre etkinliğimizin üçüncü etkinliğini gerçekleştireceğiz. Kardiyoloji üzerine bir etkinlik olacak. Gerçekten herkesin çok merak ettiği bir konu. Umarım etkinlik sonunda herkes aklındaki tüm sorulara cevap bulmuş olur. Diğer etkinliklerimiz gibi iyi ki dersiniz. Şimdiden herkese iyi dinlemeler. Teşekkürler Merve. Mert abi istersen yavaştan başlayalım. Soru Tamam cevap ben. üzerinden gideceğiz zaten. Sorularını arkadaşlar hem chat kısmına yazabilirler hem de dilerlerse söz almak istiyorum yazıp mikrofonlarını da açabilirler. Yavaştan başlayabiliriz. Söz sende. Tamam. Kendimi tanıtayım olmazsa tekrar yeni gelen kişiler için. Ben 2018 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Lisem Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2012 mezunuyum. 2019 Ağustos'ta TUS'ta 65 puan, 65 kadar bir puan aldım ve Kardiyoloji Enstitüsü'nü seçtim. Kardiyoloji asistanlığına başladım. Yaklaşık 2,5 yıldır Kardiyoloji Enstitüsü'ndeyim. Şu an asistanlığıma devam ediyorum. Sizin sormak istediğiniz şeyler varsa onları alabilirim. Soru cevap için. Tamam. İlk olarak Batu sözlü soru sormak istiyormuş. Batu buyur. Mert abi öncelikle iyi akşamlar, hoş geldin etkinliğimize. Ben de İyi akşamlar, merhaba. Merve ile İkçubat Başkanlığı üstleniyoruz bu sene beraber. Sana bir sorum olacaktı. Şimdi Yeditepe mezunusun abi. Ve Evet. hani yurt dışı ayağı olabilen bir üniversite. Sonuçta İngilizce bir eğitim görüyorsunuz. Yurt dışına gitme imkanınız da diğer fakültelere göre fazla olan üniversitelerden bir tanesi. Haksız mıyım? Neden Türkiye'de bir uzmanlık yapmayı seçtin de yurt dışı, mesela kardiyolojiyi yurt dışında nasıl yani? Neden Türkiye bu konuda? Bilmem sorumu anlatabildim mi? Şöyle, aslında ben Almanca'da C1 belgem vardı, Almanya'ya giden çok arkadaşım var ama Almanya'yı çok fazla düşünmedim açıkçası. Eğitim açısından güzel ama benim aklımda yoktu. Ben onun yerine USMLE'ye girdim, Amerikan sınavına. Amerikan sınavında 3 basamağından ikisine girmiştim. Son basamağına girmeden zaten o dönemlerde TUS'a girdim. TUS'ta da beklediğimden iyi bir puan alınca hani daha fazla beklemeyeyim, asistanlığa başladıktan sonra son basamağına girerim Amerika'da diye. Burada Türkiye'de asistanlığa başladım. Ama burada zaten başladıktan belli bir süre sonra koronavirüs başladığı için oradaki sınavı da kaldırdılar. O yüzden ben hani şu an için burada devam edip bitirip gerekirse ileride yurt dışında fellowship ya da uzmanlığımı saydırma, oraya gitmenin daha mantıklı olacağına karar verdim. Çünkü artık 2,5 yıldır zaten yarıladım neredeyse eğitimimi. Hani o kapıyı açık bıraktım. Yurt dışında zaten yaklaşık 7 sene kadar Amerikan sınavlarında kabul ediliyor. Almanya içinse ben kendim düşünmedim. Yani ben de mesela kardiyoloji ya da kalp damar cerrahisi düşünüyorum ilerisinde. Almanya düşünüyorum. Ben de şu an Almanca sınavlarını halletmeye çalışıyorum. Yani bu konuda Almanya Türkiye'den ileride mi kardiyoloji kalp damar cerrahisi konusunda, yoksa hani yani çalışmalar anlamında, yani biraz o kafamda soru işaretleri var. Yani şöyle, zaten Türkiye'deki sistem biraz farklı. Burada direkt kardiyoloji uzmanlığı şeklinde başlıyorsunuz. Ama Almanya'da önce dahiliye eğitimi görmek lazım. Dahiliye üzerine fellowship şeklinde kardiyoloji yapılıyor. Biraz daha uzun bir yol. Ama hani tabii ikisini karşılaştırmak için hani yeterince Almanya'da bir staj ya da kardiyoloji üzerine bir şey yapmadığım için doğrudan karşılaştıramıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Enstitü ile hastane arasındaki fark nedir diye sormuş biri. Şöyle, Kardiyoloji Enstitüsü 70'li yıllarda Cerrahpaşa'ya bağlı olarak kurulan bir yer ama üniversite hastanesi. Bizim fark olarak Cerrahpaşa'nın da kendi kardiyolojisi var ama hani bizim daha çok Kardiyoloji Enstitüsü eğitim araştırma ve üniversite arasında biraz ikisinden de
özellikler taşıyor. Üniversite hastanelerinde daha çok hani biraz kötü bir şöhreti var, çok fazla hani kateter verilmemesi, asistanlara çok fazla vaka yaptırılmaması gibi. Bizden hani üniversiteye bağlı olmamıza rağmen eğitim araştırma gibi çok fazla da kateter alabiliyoruz. 6 ay kadar bir kateter rotasyonu var. Vaka açısından Cerrahpaşa'ya göre neredeyse daha fazla primer işlemleri, anjiyolar. Ama aynı anda da üniversite hastanesindeki gibi hocalar oluyor. Danışabiliyoruz gerektiğinde kendimiz. Enstitü dediğimiz ama hani böyle isim olarak ayrıca hani normal bir hastane yani. Ama aynı zamanda eğitim açısından da eğitim araştırmalara göre tabii ki daha fazla imkan sağlıyor. Mesela her düzenli olarak haftada en az 4 gün, hatta bazen 5 gün oluyor. Eğitimler oluyor öğle aralarında. Onlara katılıyoruz. Genellikle de zorunlu oluyor katılım ve güzel içerikler paylaşıyorlar. En büyük avantajı o herhalde enstitü olmasının. Neden kardiyoloji seçtim? Şöyle, ben kardiyoloji hakkında çok fazla bilgim yoktu açıkçası başlarken. 2-3 bölüm düşünüyordum aklımda. Kardiyoloji ama şu açıdan hoşuma gidiyordu zaten. Genellikle çözüme odaklı bir bölüm. Hani bazı bölümlerdeki gibi daha çok palyatif tedavi yerine, hani böyle daha çok hayat kalitesini düzeltmek yerine direkt hastanın direkt hayatını kurtarabiliyorsunuz. Mortaliteyi azaltan bir sürü tedavi yöntemi var. Stent tedavisi gibi. Onun dışında çok farklı alanı da var. İnvaziv genellikle insanlar yapmak istiyor ama invaziv yapmak istemeyen biri için de görüntüleme var. Ekokardiyografici olabilir. Onun dışında klinik kardiyolog olabilirsiniz. Çeşitli tıp kurumlarında efor testi mesela, Holter okuyabilirsiniz. Yani çok yönlü bir branş olduğu için tercih ettim. 2-3 branş arasından kardiyolojide karar kıldım. Kalp damar cerrahisi doğru. Ben zaten önce bence TUS tercihi yaparken bir insanın ilk karar vermesi gereken şey cerrahi bölüm mü istiyorum, dahili bölüm mü istiyorum. Cerrahi bölümleri ben hiçbir zaman düşünmedim çünkü farklı zorlukları var ikisinde kendi içinde. Bizde de kalp damar cerrahi var. Tabii ki hani bazı açılardan kardiyolojiyi daha zor olduğunu düşünüyorum. Mesela acil kapı nöbeti dediğimiz bizim acilde beklemeniz gerekiyor ve siz bütün gece ayakta kalmak zorundasınız eğer hasta çok sık gelirse. Ama tabii ki cerrahide de şöyle dezavantajları var. CABG ameliyatları, bypass ameliyatları çok uzun saatler sürebiliyor. Acil bypass'a alabiliyorlar hastayı ve postop dönemde onların hastaları benim gördüğüm kadarıyla daha ağır oluyor ortalama olarak karşılaştırırsak. Hani önce cerrahi mi, dahili mi? Cerrahi bölüm istiyorsanız tabii ki o zaman kalp damar cerrahi, dahili bir branş istiyorsunuz ama aralarda da girişim yapayım. Elim yatkın ya da ilgim var diyorsanız kardiyoloji daha mantıklı. Şöyle maaşlar açısından hani çok bir bilgim yok. Asistanlık da hemen hemen aynı oluyor ama ileriki dönemde uzmanlar ne kadar fark alıyor, fark ediyor bilmiyorum. Ama CABG ameliyatları zaten özel hastanelerde daha pahalı ameliyatlar. Bypass ameliyatları. Çalışma yoğunluğu açısından bence şöyle kardiyolojide bazı açılardan demin söylediğim gibi daha yoğun. Nöbet sayısı olarak onların mesela bizde daha fazla olsa da nöbetlerde bizim bazen hani genellikle hiç dinlenemediğimiz, hep ayakta kalmamız gerektiği de olabiliyor. Özellikle ilk başladığınızda nöbet sayınız çok fazla oluyor ve acil nöbeti tutarken mesela en azından servis nöbeti tuttuğunuzda ya da yoğun bakımda daha çok danışman gibi hani bir hasta kötüleştiğinde ya da bir şikayet olduğunda gidiyorsunuz ama acilde bütün atipik vakalara, hastaneden acilden adımını atan herkesle aynı şeyleri teker teker konuşmanız gerekiyor. Ama tabii ilk başta bunu yapmanın da çok büyük avantajı oluyor. Gerçekten kardiyak vaka mı, non-kardiyak vaka mı onu konuştukça ayırt ediyorsunuz. Bence zaten kardiyolojinin asıl olayı da öykü alma, çok önemli. Hastadan düzgün bir öykü aldığınızda 3 aşağı 5 yukarı kafanızda bir şeyler beliriyor. Hasta gerçekten tipik ağrı mı anlatıyor diye. USM'li mi TUS mu? Bence yani insanlar genellikle TUS'un daha zor olduğunu söylüyor. Bence USM'li de çok zor bir sınav çünkü çok aşamalı ve Türkiye'de girdiğinizde sürekli her giriş çıkışınızı kendiniz ayarlamanız gerekiyor.
şey saatleri, mola saatleri çok sınırlı ve mola saatini ayarlayamazsanız kaçırıyorsunuz sınavı ya da yeterince zamanda bitiremeyebiliyorsunuz. Bir de yurt dışında girdiğiniz için burada üst taraması yapılıyor her giriş çıkışta. Oradan da bir ekstra bir vakit kaybediyorsunuz. Bence ikisi de zor ama ikisi de çok farklı sınavlar. Bence en mantıklısı hangisine çalışacağınızı önceden karar verip önceden ona çalışmak. Yani TUS'a çalışayım, YSMN'ye de yaparım gibi bir şey genellikle olmuyor. Öncesinde de iki tane soru vardı Mert abi. USMLE sorusundan önce. Bir Görmedim Pınar'ın ama. sorusu var. Kimler seçmemeli bu bölümü diye sormuş Pınar. Kimler seçmemeli? Şöyle, yani çok fazla, şöyle tabii ki artık günümüzde TUS'un istenen bölümleri daha çok hani daha az nöbet, daha rahat bölümlere doğru kaydı. Eğer mesela isteğiniz hani biraz daha rahat çalışma koşullarım olsun, nöbet sayım az olsun ve nöbetlerim rahat geçsin gibi bir düşünce varsa kesinlikle ben kardiyolojiyi önermiyorum. Çünkü kardiyolojinin nöbetleri de genellikle yoğun geçiyor. Ve yoğun geçmese bile ertesi gün çoğu yer kardiyolojide nöbet ertesi vermiyor. O yüzden minimum 32 saat çalışmış oluyorsunuz. O yüzden hani fiziksel olarak ben bunu kaldıramam diyorsanız çok fazla önermiyorum. Hani illaki kardiyoloji idealisti bence bazı insanların aksine. Ben düşünmüyorum. Kardiyoloji konusunda idealist bir olmasanız da girdikten sonra yaptıkça sevebilirsiniz. Çünkü tatmin edici bir bölüm tıbbi açıdan. Ama hani rahatlık düşünen birinin bence en son düşünmesi gereken bölümlerden biri. Bir tane daha soru var. Ümmet Suat Şendoğan sormuş. Ameliyatta yaşadığınız bir anıyı anlatabilir misiniz? Yani şöyle bizde ameliyat olmuyor. Daha çok kapalı olduğu için koroner anjiyografi oluyor. Ameliyatı daha çok kalp damar cerrahları yapıyor. Ama bizde anjiyolarda hani dikkat edebileceğim ilginç bir anı açısından yani şöyle ilginç bir şey yaşamadım açıkçası çok fazla ama sürekli tetikte olmak gerekiyor onu söyleyebilirim. Hastayla normal bir şekilde konuşurken anjiyo esnasında birden VF'ye girebiliyor. Ventriküler fibrilasyonlar. Birden sizin çok sürekli tetikte olmanız lazım. O an hasta da fark etmeyebiliyor ve hızlı müdahale etmeniz lazım. Müdahale etmezseniz çok basit bir sebepten hastayı kaybedebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde tam tersi çok basit bir şekilde de hastayı tekrar resüsite edebiliyorsunuz. Sadece bir defibrilasyonla. O yüzden hani bir hafif bir ağrım var dese bile bizde herkes genellikle bir EKG ister. EKG bizim için temel şey. Değişiklik var mı yok mu? Birazcık ayrıntıyı seven insanlar için uygun bir branş diye düşünüyorum. Hani çok rahat olmak riskli. Rahat insanlar vaka atlayabiliyorsunuz genellikle. Ama tabii ki bence gereğinden fazla ayrıntı da gereksiz kişiyi yorar. Öykü sesli soru sormak istiyorum sözlü bir şekilde. Tamam. Öykü Abi ben de sana bir soru sormak istiyorum. Özellikle benim zaten kardiyoloji seçmek istediğimi biliyorsun. Evet. Bu dönemde hani mesela asla Türkiye'de seçilmemesi gereken üniversiteler ya da şuraların iyi olduğunu biliyorum dediğin üniversiteler, hani bunları öğrenmek istiyorum ben şu anda. Şöyle benim kardiyoloji seçen 2-3 arkadaşım daha vardı. Birlikte başlamıştık. Hatta birlikte bana öneren kişi Gazi Üniversitesi'ne giden bir arkadaşımdı. Ama istifa etti. Sonra çok yakın bir arkadaşım daha Yeditepe'den bizim neredeyse sınıfta ilk 3'teydi başarı olarak. O da özel bir kardiyolojiye girdi. O da istifa etti. Farklı sebepleri var ikisinin de. Mesela önerebileceğim hani böyle belli bir şehre bağlıysanız ben burası dışında yapamam diyorsanız mesela bu bana öneren arkadaşım İstanbul'dan gitmişti. Zeynep diye bir arkadaşım. Gazi'de farklı bir şehir olduğu için Ankara'da tek başına belli bir süre sonra yapamadı. Kendi kötü hissetti. Biraz da kardiyolojinin zor olması ikisi de birleşince destek alamayınca etraftan istifa etti. O bir önemli dikkat edecek bir nokta. Hani nerede yapmak istediğiniz de önemli. Ya da farklı bir şehre gidebilirim, yaşayabilirim diyor musunuz diyebiliyorsanız sorun yok. Onun dışında diğer arkadaşım da özelde başlamıştı. Medipol Hastanesi'ydi galiba. O da şöyle özel hastanelerde asistanlık yapmak benim gördüğüm kadarıyla zor. Çünkü az sayıda asistanları oluyor ve iş yükü çok yüksek oluyor. Biz yaklaşık 30 kişiye yakınız, 25-30 kişiyiz. O yüzden iş yükünü bölüşüyoruz kendi aramızda yine bir şekilde. Ama onlar da
Tamam hani rotasyon daha fazla alıyor olabilirler bize göre Eko ya da Kariter'e ama çok daha uzun saatler çalışmaları gerekiyor. Çok daha sorumlulukları yüksek oluyor. Hafta sonları da çalışıyorlar diyebiliyorum. Cumartesi günleri genellikle tatil olmuyor. Onun iş yüküne dayanamadı. O da o yüzden istifa etti. Önereceğim hani o yüzden özel yazacak arkadaşlar da gidip kendileri konuştular özellikle. Gerçi her yer için geçerli bu ama iyi olur. Yani Siyah Mersek ve Koşu Yolu hani en çok ismi geçenler, hani TUS'ta falan da çok yüksek ama oraların vaka alma oranı yüksek ama çok yoğun çalışıyorlar diye biliyorum. Evet. Siyami ile Koşu Yolu eğitim araştırma hastaneleri özellikle invaziv düşünenler için çok fazla vaka alıyorlar gerçekten ve bize göre daha uzun kateter rotasyonları. O yüzden ben sadece ileride invazive yöneleceğim, invaziv kardiyolog olacağım diyenler için mantıklı olabilir ama iş yükü gerçekten çok yüksek. Benim duyduğum kadarıyla da Siyami'den çok fazla tanıdığım yok ama hani buraya giren 2 senesini unutsun şeklinde söyleniyormuş oradaki asistanlar. Peki bunu göze alabilirim diyorsanız ve ben sadece invaziv kardiyolog olacağım ileride, anjiyo üzerine gideceğim diyorsanız mantıklı bir seçenek. Ama hani tabii ki ileride belki klinik kardiyolog olursunuz, invaziv de yaptırırım ama sadece buna yönelmem diyorsanız ya da benim için asistanlık hayatında da bir nebze olsun eğitimime teorik bilgiyle vakit ayırmak istiyorum diyorsanız o zaman bir üniversite hastanesi ya da enstitü daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ne bir şeydi. Chat kısmına 2 tane daha soru geldi. Irmak Karadağ, hocalarla ilişkileriniz nasıl? Mobbing vesaire oluyor mu diye sormuş. Şöyle, hocalarla ilişkilerimiz güzel. Hocalara istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Yardımcı oluyorlar. Tabii onlar genellikle yoğun oluyor. Kendileri de çünkü aynı zamanda eğitim, öğretim görevlisi ama hasta bakıyorlar yukarıda. O yüzden önemli bir şey olduğu zaman ya da özellikle bir vaka olduğu zaman önce uzmana, önce kıdemliye danışmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Eğer kıdemli yoksa gün uzmanla, herhangi bir uzmanı buluyoruz, onunla konuşuyoruz. Eğer uzmana da ulaşamazsak genellikle hocayla görüşüyoruz. Ya da bazı özellikle vakalar oluyor. Mesela kardiyolojide hemen kolay kolay karşılaşmadığınız mesela konjenital hastalıklar. Bunlarda uğraşan zaten belli başlı hocalar oluyor. Daha çok bu konuya yönelmiş. Mesela o özellikle hastalar gelince hocaya gidiyoruz genellikle. Ama sorduğumuz zaman geri çevirmiyor hocalar da gayet ilgililer. Mobbing konusunda mobbing bence tamamen hastaneye bağlı ve döneme çok bağlı diye düşünüyorum. Hani şöyle mesela ben girdiğimde biraz daha hiyerarşikti hastanedeki yapı. Yani atıyorum kıdemliniz ne derse genellikle yapıyordunuz ve daha mesafeli davranıyordu. Ama zaman içerisinde son 1-2 yıl içerisinde bizde de hiyerarşik yapı biraz değişti gibi hissediyorum. Daha rahat insanlar kıdemlisi ya da altı ile ilgili. Tabii iki tarafında iyi yanları var, kötü yanları var. Ama mobbing gibi ciddi hani ciddi bir olay, mobbing açısından tabii ne nasıl değerlendiğimize göre değişir ama çok ciddi bir olay duymadım ben şimdiye kadar. Chat'te yine Pınar Kuyucu sormuş. Yıllık izin süreniz ne kadar? Ne nasıl oluyor demiş. Yıllık izin süresi bizde 2 hafta yaz için veriyorlar. 3 ay boyunca kullanabiliyoruz. 1 haftada genellikle kış için veriyorlar. Bazen çok özel durumlar olmadığı sürece kışın bazen iptal edebiliyorlar. Ama normalde 1 haftada iznimiz var. Toplamda 3 hafta. TUS'a hazırlık süreciniz nasıl geçti diye bir soru gelmiş Ümit Suat Şendoğan'dan. TUS'a hazırlık şöyle, ben 5. sınıfta başladım TUS'a hazırlanmaya. Çoğu insan zaten ya 4'te ya 5'te başlıyor. 5. sınıfta bizim dershane hocaları geliyordu okula. Daha çok kitapları doldurdum açıkçası. Teorik bilgilere çalıştım, soru çözmüyordum. Son senede daha önceden kitapları doldurduğum için soru çözmeye başladım. Konuları tekrar ettim. Ondan sonra ilk TUS'a girdim. İlk TUS'ta istediğim bir bölüm, hani benim istediğim bir bölüm yoktu. O yüzden tercih yaptım ama girmedim. Sonra tekrar hazırlandım Şubat'a. Şubat'ta daha beklediğimden iyi bir puan alınca bu sefer tercih yaptım. Ama şöyle bol bol soru çözmeyi öneriyorum. Ben TUS artık şeye döndü çünkü. Hani teorik bilgiyi daha çok çok tekrar yapmaktan ziyade soru çözerek bence belli şeyler daha iyi oturuyor diye düşünüyorum. Hani belli başlı şeyler dışında, temel bilimler dışında, özellikle klinik bilimlerde önerebileceğim soru bankaları.
Kalp ve damar cerrahı bilimsel araştırma için faaliyetlerde bulunabilir mi diye bir soru gelmiş Yahya Alperen Yıldırım'dan. Yani şöyle, kalp damar cerrahisinde değilim tabii, ben kardiyoloji kısmındayım ama bilimsel araştırmalarda tabii özellikle hocalardan sürekli çalışmalar yapan oluyor. Ama bunlar için daha çok sizin hani kovalamanız gerekiyor. Gidip mesela uzmanlara sorduğunuzda böyle bir çalışma var mı benim de katılabileceğim. Onların genellikle kendileri yaptığı da bir çalışma oluyor üniversite hastanesi olduğu için. Ben de bir tanesine katılmıştım daha önce. Sizden belli başlı beklentileri oluyor tabii katıldığınız için, özellikle asistan olduğunuz için daha hasta bulma gibi ve belli başlı Excel tabloları yapma gibi daha böyle temel giriş sorumlulukları veriyorlar. Ama ilerledikçe tabii bunlar, eğer yeterince yardım ederseniz, sizin de isminizi yazarlar ileride. Çalışmalarda sizin de hem portfolyonuza katkıda bulunur hem de en azından çalışma yapmayı öğrenirsiniz nasıl bir şey olduğunu. Bence faydalı ama kişinin tabii dediğim gibi kendisinin gidip daha çok ilgilendiği bir şey. Hani uzmanlar da gelip yoğun oldukları için size şey demiyorlar, hani gel bir çalışma yapalım şeklinde yaklaşamıyorlar. Beril Kılıç'tan bir soru gelmiş. Henüz 3. sınıfım ama kardiyolojiye ilgim var. 3. sınıfta kendimizi geliştirmek için yapmamızı önerdiğiniz bir şey var mı? Yani şöyle... Kardiyolojiyle ilgili bir bölüme bulunduğunuz üniversitede varsa ya da İstanbul'daysa bize gelebilir. Kimseye geri çevireceklerini zannetmiyorum. Poliklinik, kateter bölümü herhangi birinde durabilir. Belli bir süre gözlemleyebilir. Ben ilk başladığımda hatta bir üniversiteden gelen stajyer vardı. Bir aylığını almışlardı. Bütün bölümleri gezdi teker teker. Bence en doğrusu o, bir bölümü gerçekten isteyip istemediğinize karar vermek için mutlaka gidin, belli bir süre vakit geçirin oradaki asistanlarla. Tek bir asistanın söylediğine göre hareket etmek çok doğru değil çünkü herkes farklı şeyler yaşıyor. O yüzden en iyisi gidip kendiniz görmeniz. Anjiyo, elektrofizyoloji gibi radyasyonla çalıştığınız alanlar var. Bunların radyasyon takibi yapılıyor mu? Radyasyon izniniz nasıl oluyor diye sormuş Büşra Aktur. Radyasyon izni bizde uzmanlarda oluyor. Radyolojideki bir asistanlıkta yok. Çünkü zaten 6 ay kadar oluyor kateter rotasyonumuz. Onun dışında da sadece nöbetlerde daha çok katetere giriyoruz bulunduğumuz bölümde. Kateter dışında da 6 aylık kateter dışında sadece 3 ay EFÇ var. O 3 aylık EFÇ'de bile radyasyon var. Toplamda 9 ay kadar maruziyet var. Onun için de zaten asistanlara o yüzden belli bir şua izni diyoruz. Radyasyon izni, şua izni yok. Ama uzman olunca tabii invazif kardiyologsanız veriliyor bir ay kadar izin. Radyasyon için dikkat ettiğimiz şeyler, özel biliyorsunuz kurşun yelekler oluyor. Onları giyiyoruz. Boyunluklar oluyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Zaten normal bir anjiyoda, hani çok uzun sürmeyen bir anjiyoda çok yüksek oranda radyasyon almıyorsunuz. Ama özellikle işlemler oluyor bazen, CTO gibi. Bunlar 3 aydan uzun süren tıkanıklıklar, damar tıkanıklıkları ve bazen açılması saatler sürebiliyor. Saatler boyunca skopi süresi dediğimiz radyasyon süresi çok uzun oluyor. Onu da herkes yapmak zorunda değil genellikle. Elektif bir işlem olduğu için istiyorsanız, siz bu iş CTO'ya yönelmek istiyorsanız onlar yapıyor. O yüzden hani çok fazla radyasyon alacağınızı düşünmüyorum. Bu tarz ileride özellikle işlemler yapmazsanız. TUSSA USMLE'nin konuları aynı mı diye sormuş Kaan. TUSSA USMLE'nin konuları aynı, evet, çok fazla fark etmiyor. Sadece hatırladığım kadarıyla USMLE'nin soru çeşidi o zaman farklıydı. Daha çok tabii eskiden TUSSA'da ezber sorular çıkıyordu. USMLE daha çok size bir vaka veriyor teker teker, belli başlı veriler veriyor. Ve o vakayı kendiniz yorumlayıp cevabı bulmaya çalışıyorsunuz. Ama ben en son TUS'a girdiğimde de ona dönmüştü TUS 2019'da. Bu soru bankaları falan çıkmaya başlamıştı. Onlar da çok benziyor USMLE sorularına. Dediğim gibi USMLE için de en mantıklı şey belli başlı internette o zamanlar YouWorld tarzı siteler vardı. Soru bankaları var. Onları çözmek bence yeterli olur diye düşünüyorum. Ama soru tipi olarak onlarda resimler de oluyordu. EKG'ler de çıkıyordu. Bilmiyorum TUS'ta şu an var mı? Biraz daha pratik bilgiye dayalı. Ama hemen hemen aynı konular tabii. Sessiz soru sormak isteyen Melike sormak istemiş. Mikrofonu açıp sorabilirsin Melike. Merhaba öncelikle. Ben asistanlık sürecini yurt dışında yürütmeyi düşünüyorum şu anda.
Bununla ilgili eğer hani asistanlığı yurt dışında bitirdim. Hani uzman olarak da yurt dışında devam ettim belli bir süre. Ülkeme geri dönmek durumunda kalırsam, yani burada da kardiyolog olmamın, yani uzmanlığımın, asistanlığımın geçerli kişilikleri var mı? Bunu öğrenmek istiyordum. Yani şöyle, Amerika'da uzmanlık yapıp burada tanıtanlar var. Denklik almak gerekiyor. Burada da denklik için bir sınava giriyorlar. Sınavın ismini tam hatırlamıyorum ama şöyle bir sorun var. Hani iki tarafta sistem farklı. Diğer bölümler için belki sorun olmayabilir ama orada dahiliye üstünde kardiyoloji olduğu için çok net bir bilgim yok bu konuda. Hani buradaki kardiyolojiyi de orada direkt tanımıyorlar ama oradaki kardiyolojiyi burada tanıyorlar mı? Onu bilmiyorum net olarak. Hani Amerika değil de ben daha çok İsveç'i düşünüyorum. Orada da hani 6 aylık bir deneme süreci geçiriyoruz. Sonrasında hani direkt 5 yıllık bir asistanlık sürecine hani başlıyoruz. Hani böyle bir dahiliye süreci yok. Yani o yüzden benzer ama tabii ki gördüğümüz vaka sayısı falan çok farklı olacak. Hani eğitim açısından da fark olacak. Hani bunun denklik şartları ne acaba, ekstra biliyor musunuz diye merak ettim de. Yani şöyle, yurt dışından gelip çalışan bir personel, herhangi bir eğitim araştırma görevimiz yok açıkçası. O yüzden tam net olarak bir şey söyleyemiyorum. Anladım. Bir sorum daha olacaktı benim. Özelleşme durumu nasıl oluyor dışarıda, hani özel hastane dışında? Özelleşme avantajları, dezavantajları nedir kardiyoloji açısından? Özelleşme derken yani şöyle, özel hastane dışında dediğim gibi tıp merkezleri var. Daha çok içerisinde efor olan, eko olan, anjiyo dışındaki çoğu şeyi yapan, holter okuyan yerler var. Tabii bunlar büyük şehirlerde oluyor. Bu tarz yerlerde çalışabilirsiniz. Onun dışında üniversitelerde çalışabilirsiniz ama özel hastane dışında çok fazla bir kurum olduğunu düşünmüyorum. Sadece tıp merkezleri. Özel hastaneler var yapabileceğiz ki özel hastanelerde de genellikle invazive çok önem verdiğini söylüyorlar. Hani orada çalışan uzmanlar. O yüzden hani belli bir aşamaya gelmeden özel hastane çalışmak zor olur gibi bir izlenim oldu bende de. Hani en azından doçent ya da profesör olmadan biraz çalışma koşullarınızı çok fazla siz belirleyemiyorsunuz. Daha çok karşı taraf belirliyor. Benim duyduğum kadarıyla. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Chat kısmında ben anjiyo izlemek için kurşun yelek ve boyunluk giymiştim ama neden kafamıza bir şey takmadığımızı merak ediyorum diye bir soru gelmiş. Yani şöyle, tabii daha çok radyasyona hassas olan yerleri korumak, atıyorum tiroid için boyunluk takıyoruz, belli başlı bölgeler. Beyin dokusu için hani çok fazla tabii ki radyasyon riskli, beyin tümörü olan kardiyoloji daha önce de asistanları var. Ama bunlar radyasyona mı bağlı ya da değil mi kesin net bir veri elimizde yok. O yüzden hani beyin dokusunu şu an için korumak için herhangi bir şey takılmıyor. Ama yani şöyle, korumak için eşya kullanıldığını ben duymuştum ama hiçbir hastanede görmedim şu an başı koruyan. Gözlük kullanılıyor bazen ama tam olarak sebebini ben de bilmiyorum. Hani belki beyin dokusunun radyasyon duyarlılığı ile ilgili bir şey olabilir. Ama açıkçası hiç sormadım yani neden başımızı korumuyoruz. Çalışma saatleriniz nasıl? Asistanlık yıllarında çok yoğun geçiyor mu kardiyoloji diye bir soru gelmiş seninden. Yani şöyle, tabii ben başladığımda şimdiki yeni başlayan asistanlara göre çok daha fazla nöbet tutuyorduk. Çünkü o birazcık hastanedeki asistan sayısına bağlı. Asistan sayısı artınca nöbetleriniz çok azalıyor. Şu an başlayanlar daha çok 5-6 nöbetle maksimum başlarken biz 9-10 nöbete kadar yüksek nöbet sayılarına ulaşabiliyorduk. Ama ilerledikçe tabii ki iş yükünüz de azalıyor kıdemlileştikçe. Nöbet sayınız azalıyor. Çalışma saati olarak da genellikle bulunduğunuz bölüme göre değişir. Yoğun bakım mesela genellikle 7-7.30 gibi, çok geç gitmemek lazım. Onun dışında ama diğer bölümler, çoğu bölüm 8.30'da akşam 4'e kadar sürüyor. Yani çok fazla 5'i geçirdiğimi hatırlamıyorum ben çıkarken açıkçası. Çok özel bir durum olmadığı sürece. Ama dediğim gibi bazı bölümler daha yoğun olduğu için, koroner yoğun bakım gibi ya da atıyorum acil gibi. Onlarda daha uzun saatler çalışabiliyorsunuz. Acil de mesela 8'de başlayıp 4'de bitiyor genellikle. Ama çalışma saati nöbet olmadığı sürece gayet güzel bence. Çoğu branşa göre 8 saat kadar. 8-8.5 saat. Nöbet olduğu zaman sadece ertesi gün devam ettiğiniz için 32-33 saat olabiliyor. O zaman yoğun oluyor.
YouTube üzerinden bir soru gelmiş. Bu zorlu yolculukta şu ana kadar geldiğiniz yerden memnun ve mutlu musunuz? Değdiğini düşünüyor musunuz diye sormuş Elin. Yani şöyle evet ben düşünüyorum açıkçası çünkü ben işte tıp fakültesinden mezun olduğum zaman müstafiydim, gitmemiştim zorunlu hizmete. O yüzden pratik olarak çok fazla bilgim yoktu. Hep teorik bilgiyle tıpta bence bir de pratik bilgi çok fazla uyuşmuyor, benzemiyorlar. Onu kullanamıyorsunuz sahada çalışmadığınız sürece. Ben hani kardiyoloji dışında da hani hasta yaklaşma açısından sıfırdan pek çok şey öğrendim. Zorunlu hizmet yapsam belki onları orada öğrenecektim ama en azından bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum uzmanlık yapmanın. O yüzden hem uzmanlık hem hekimlik açısından hem de kardiyoloji açısından çok fazla şey öğrendim. Hani şu an başka bir şey yapsam da atıyorum geri dönsem genel pratisyen hekimliğe de çok fazla şeyle kazanmış olarak döneceğimi düşünüyorum. O yüzden memnunum şu an geldiğim yerden. Bir tane daha soru var. Şu an gündemde olan grev hakkında düşünceniz nedir? Siz greve girdiniz mi? Tam olarak istenilen haklar ve özgürlükler nelerdir diye bir soru gelmiş Hüseyin'den. Şöyle hekim senin grevi oldu galiba birkaç hafta önce. Bizde koroner yoğun bakımdaydım ben. 3 aydır oradayım. Koroner yoğun bakım doktoru olduğum için zaten hani benim katılma gibi bir şansım yoktu. Bizdeki hemşireler katılmışlardı. Bir iki hemşire kaldı yoğun bakımda. Ama o farklı bir gündü. Aynı gün değildi tabii ki. Kimsenin olduğu için de ben hani katılıp oraya gitmem uygun olmaz. Çünkü bir sürü hasta vardı koroner yoğun bakımda. Ben hani istenen haklar konusunda şöyle, tabii ki bu en son yaşanan trafik kazası, hekim arkadaşımızın hayatını kaybetmesinden sonra ben gerçekten doğru bulmuyorum. Ertesi gün çalışmanın çok fazla bir hekim için sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki hani bunu en son belirleyecek olan hastane, çünkü hastanede müsait olması lazım bunu. Sizin yerinize birini ayarlayabilmesi gerekiyor. Hani bazı branşlarda olabilecek olsa da atıyorum poliklinikte belki yaparlar ama yoğun bakımda sürekli yerinize birinizi bulmaları zor oluyor. O yüzden hastane bunu planlayabilirse tabii yapılması gereken bazı uygun şeyler var. Ama hastanenin de imkanları yoksa o yüzden onlara da diyebilecek bir şey bulamıyorum. O yüzden hani iş bırakma gibi bir şey ben çok makul görmedim. Ama istenen şeyler tabii mantıklı. Ben de bir soru sormak istiyorum kendim. Hani birkaç bölüm var demiştiniz yakınızda Mert abi ilk başta. Yani kardiyoloji olmasa hangi bölüm olurdu ya da hangi bölümler arasında kaldınız? Şöyle, ben daha çok kardiyoloji ya da göz hastalıkları da yazmıştım. Onu da yazmamın sebebi yine hani hem aynı zamanda kendi içerisinde mikro cerrahisi vardı hem de klinik açıdan belki hoşuma gitmezse sadece klinisyen olurum diye düşünmüştüm. İkisi de güzel bir branş bence. Tabii göz hakkında çok bir bilgim yok. Ama kardiyolojide de zaten mikro cerrahi olmasa bile en azından girişimsel bir kısmı var. Kateter çok yakın bence girişime. Yani ameliyat olmasa bile. O yüzden memnunum şu an için. Göz dışında da yani çok fazla bir bölüm yoktu zaten yazdığım hatırlamıyorum. Göz kardiyoloji vardı. Bir de galiba fizik tedavi vardı. Ama fizik tedavi tabii çok alakasız bir bölüm kalıyor benim yazdığımla. Ama tabii ki çok güzel bir bölüm üçü de bence. Üçünden biri olsa da ben üzülmezdim yani. Peki mesela cerrahi isteyen birini kardiyolojideki invaziv işlemler tatmin eder mi? Yoksa Edeceğini düşünmüyorum. Yani şöyle kardiyolojide tabii ki kateter çok yakın invaziv girişime. Ama tabii hani cerrahiye girdim daha önce internimde çok fazla. Ama hani çok açıkçası aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Hani sadece kateter yapayım ama cerrahi isteğim yerine getirsin, cerrahisiz versin gibi bir şey bence mümkün değil. Cerrahi isteyen biri kalp damar cerrahisi daha uygun. İlla hani kalple ilgili bir bölüm düşünüyorsa ben aynı şey olacağını çok fazla zannetmiyorum. anladım. Teşekkür ederim. Yani rica ederim. Büşra sesli soru sormak istemiş. Büşra sorabilirsin. Mert abi merhaba. Merhaba. Kardiyolojide malpraktisle ilgili biraz bilgi verebilir misin? Böyle davalar oluyor mu? Malpraktisle ilgili şöyle zaten hepimizin malpraktis sigortası oluyor, yaptırmak zorundayız.
Malpractice davası şu an açılan biri benim etrafımda yok. Ama hani zaten çok bariz bir hata yapmanız gerekiyor. Çünkü belli başlı şeyler var bizde genellikle katı oluyor yapılacak şeyler. Hani çok bariz bir hata yapmadan sürece malpractice davası yönlenmiyor size. Çünkü insanlar kalp hastalığı olduğu için bu daha çok zaten belli başlı şeylerin bilincinde getiriyorlar aslında hani size gelirken. O yüzden şu ana kadar hastalığı niye eksettiniz tarzında bir şey olmadı. Biz problem yaşadığımızda da adli problemler yaşadığımızda genellikle hasta değil hasta yakınları oluyor ve hani bu hastanın eksi olması ya da malpraktisten ziyade atıyorum neden hastamı erken almadınız ya da neden beni daha erken içeri almadınız tarzı daha böyle tıp dışı şeylerden dolayı oluyor gerginlikte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bölümü seçtiğinizde hiç pişman oldunuz mu diye sormuş Pınar Kuyucu. Şöyle ilk başlarında tabii sıfırdan başlıyorsunuz, öğrencilikten geçiyorsunuz çalışma hayatından. Çalışma hayatının kendisi zaten zor. Bence kardiyoloji asistanlığı daha da zor. Herhangi bir şeye göre, çoğu mesleğe göre bence. O yüzden tabii öğrencilik hayatından geçince insan bir şok oluyor. Çünkü öğrencilik gerçekten asistanlığa göre daha rahat bir zaman insan hayatında. Ama ben bunu sadece o yüzden ilk başladığımda çok fazla afallamıştım. Ama çoğu bölüme geçsem bence yine aynı şeyi yaşardım diye düşünüyorum. Atıyorum cerrahi bir bölüm olsa belki daha kötü yaşayacaktım. Ya da belli başlı rahat bölümler dışında hangi bölüm olsa yine aynı zorluğu, aynı hissi yaşayacaktım diye düşünüyorum. O yüzden biraz şans vermek lazım tabii ki. Pişmanlık ilk başlarda olabiliyor. Asistanla ilk başladığınızda ama biraz daha denemek lazım. Eğer belli bir süre sonra hala hani pişman olduğunuzu düşünüyorsanız tabii çok da zorlu olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sosyal hayatınızla yoğun çalışma temposunda arasındaki dengeyi kurabiliyor musunuz demiş Hüseyin Ali. Yani şöyle ben kurabildiğimi düşünüyorum genel olarak. Çünkü zaten eğer nöbet olmadığı zamanlarda gününüz size kalıyor. Saat 4-5 gibi çıkıyorsunuz hastaneden. Ondan sonra eğer iyi programlayan biriyseniz hayatınızı istediğiniz çoğu şeyi yapabilirsiniz bence. Hani gelip şey de okursunuz, kılavuzunuzu da okursunuz, kardiyoloji ile ilgili textbook da okursunuz. Çıkmak istiyorsanız arkadaşlarınızla da bir yere gidebilirsiniz. Ama uygun bir şekilde programlamak gerekiyor sadece. Çok fazla boş vakit bırakamıyorsunuz kendinize. Ama zaten yani haftada, ayda 2 hafta sonunuz boş oluyor. O boş hafta sonlarını değerlendirebilirsiniz. Akşamları değerlendirebilirsiniz. Bence hani isteyen bir şekilde sosyal hayatını devam ettirebiliyor. Bence biraz kişiye bağlı. Ben şahsen devam ettirebildiğimi düşünüyorum. Bu da son soruydu sanırım. Başka soru yok. Hı. Çok teşekkür ederiz Mert. Aa, son bir soru daha geldi. Tamam. Şu an yurt dışında uzmanlık çok konuşuluyor öğrenciler arasında. Siz internken yurt dışı çok düşünülüyor muydu? Siz de yurt dışında uzmanlık yapmayı düşündünüz. Neden Türkiye'de asistanlık eğitimine devam etmeye karar verdiniz? Şöyle ben yurt dışında düşünüyordum ama dediğim gibi daha sonradan burada istediğim bir puanı yapıp ilerleyince belli bir süre sonra buradaki geçirdiğim süreyi de hani heba etmek istemedim, boşuna harcamak istemedim. Sonuçta burada da bir şeyler öğreniyorum. Daha çok buradakini bitirip ondan sonra belki yurt dışına yönelik çalışmalar yaparım diye düşündüm. Çünkü uzun süre elinizde hak oluyor zaten özellikle USMLE gibi sınavlarda ya da Almanya için de sonradan gidip başvurabiliyorsunuz. Benim için yaş açısından kendimi ben çok sınırlamıyorum. Onun dışında ben evet TUS'a hazırlanırken, internken çok fazla isteyen de vardı yine aynı şekilde. Giden arkadaşlarım da var. Çoğu da memnunlar gidenlerden. Ama dediğim gibi hani Almanya'da ya da başka ülkelerde istediğiniz bölüme girmek de zor. Yani sadece mesela arkadaşlarımdan 2 tanesi psikiyatriye girdi. Ama mesela cerrahiden çok fazla bölüme giren arkadaşımı tanımıyorum. USMLE'de zaten belli başlı öğrenciler belli başlı bölümler IMG'lere kapalı oluyor genellikle. Yani uluslararası öğrencilere kapalı oluyor. Cerrahiler, plastik cerrahi gibi. O yüzden hani benim için bölüm çok önemli değil. Yeter ki yurt dışına gideyim diyorsanız o zaman mantıklı hemen başvurmak. Aile hekimi ya da atıyorum psikiyatri tarzı bölümleri alıyorlardı ya da dahiliyeye alıyorlar.
Hani ama illa da şu bölümü seçeceğim diyorsanız ve çoğu bölümde zaten kabul edilmediği için Türkiye'de kalmak daha mantıklı gibi geliyor. Sesli soru geldi bir tane de. Öykü sesli soru sormak istiyormuş. Abi bir şey daha sormak istiyorum sana. Tabii. Şimdi sen hem TUS'a girdin, hem USMLE'ye girdin, hem de Almancan çok iyi bir seviyede. Hani bunların hepsine ne zaman başladın? Ya da TUS'la USMLE'yi beraber mi götürdün? Çünkü az önce beraber gitmez demiştin. Hani USMLE'yi kendi denemek için mi girdin? Nasıl yaptın onları? Şöyle USMLE'ye evet denemek için başladım ilk başta. Ben internin sonunda okulu bitirdiğimde USMLE'nin ilk stepine girdim. Zaten o zaman fark ettim ikisinin çok farklı sınavlar olduğunu. O yüzden orada biraz zorlanınca o zaman karar verdim oturup USMLE'ye ayrı bir şekilde çalışmam gerektiğini. O yüzden 4-5 ay oturup USMLE Step 2'ye çalıştım. Yani aynı şekilde çalışarak, aynı kaynaklara çalışarak bir hedefe varılmayacağını fark ettim. O yüzden hani tavsiye olarak vermek istedim. Almanca açısından da Almanca eğitimini ben lisedeyken almıştım. Hazırlık vardı bir yıl. Orada C1 belgesini aldım 4 senenin sonunda. Ama zaten C1 istemiyorlar. Çoğu yer için B2 yeterli Almanya'da uzmanlık yapmak için diyebiliyorum. O yüzden hani Almanya düşünen biri için de çok kısa bir sürede kursa giderek B2 belgesini alabilir 6-7 ayda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Son bir soru sorabilir miyim ben de? Tabii. Tabii. Ben İstanbul'da Bilim Üniversitesi'nde 5. sınıfta okuyorum da ben de kardiyoloji istiyorum. Bir gün gelip gözlem yapmak istiyorum da onu nasıl yapabilirim? Hani hastanenin yönetiminden mi izin almak lazım? Yapılabilir mi öyle bir şey? Başta söylediğiniz Şöyle, normalde tabii kimse bir şey söylemez eğitim için ama galiba ana bilim dalı başkanıyla konuşmak gerekiyor bunun için diye biliyorum. O da Murat Ersanlı var, Profesör Doktor Murat Ersanlı. Onunla gelip konuşursan en üst katta odası var zaten. O da büyük ihtimalle kabul eder diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir soru daha gelmiş. Yurt dışında çoğu bölüme kabul edilmiyor dediniz de bunun nedeni nedir? Yurt dışında uzman sayısı çok mu fazla? Bizim duyduğumuz kadar her yerde bir doktor eksiği var. Şöyle yani Almanya açısından çok bilmiyorum ama Almanya'da zaten genellikle çok istenen bölümler Türkiye'de de dermatoloji mesela. Dermatolojiye giren tanıdıklarım mesela sadece bir kişi var. O da Almanya vatandaşıydı ve Almancası kusursuzdu. Onun dışında Amerika'da da şöyle zaten araştırdıklarında da fark ederler. Cerrahi bölümleri çok fazla. Yani şöyle Amerika'da okumuş genellikle kişileri ön planda kabul ediyorlar. Hani bunun uluslararası alakası yok da daha çok hani eğitim yerine bakıyorlar. Mesela yurt dışında okumuş Amerikan öğrencilerin de yabancı olarak alıyorlar. Ama sebebini bilmiyorum neden bu şekilde. Belki cerrahinin kazancı daha yüksek. O yüzden olabilir. Ama bu şekilde benim kendi gözlemlediğim. Başka soru var mı? Vatandaşlığın bu durumda avantajlı durumu var mı Almanya için diye sorulmuş. Vatandaşlığın yani ben olduğunu düşünüyorum ama vatandaşlığı olan oradan gelen Türk arkadaşlarım vardı. Alman vatandaşı olan. Onlar daha kolay bir şekilde başladı genellikle. Çünkü gerek başvurularda gerek de dokümanları tercüme edilirken çok fazla bürokrasi var Almanya'da uzmanlıkta. Benim bir arkadaşım Almanya'dan gelen Türk bir yıl bekledi burada. Orada Almanya'da beyin cerrahisine başvurabilmek için. Tabii ki Alman vatandaşı olduğumuzda işler daha kolay olur diye düşünüyorum. Ama Almanca bilmesinin de faydası olabilir belki bu konuda. Dil daha önemli diye düşünüyorum ya. Arkadaşlar başka soru var mı? Şu an tüm chat'teki soruları sordum. Sanırım başka da soru yok. Ben çok teşekkür ederim tekrardan Mert abi. Çok güzel, çok keyifli bir etkinlik oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Chat'ten de katılan arkadaşlar da teşekkür ediyorlar. Gerçekten hepimiz için çok iyiydi. Çok güzel ve bilgilendiriciydi. Bu yoğunluğunda bize vakit ayırdığın için çok çok teşekkür ederiz. Hem kendi adıma hem tüm ekip adına hem de tüm katılımcılar adına. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım biraz rehberlik edebilmişimdir. Hani internken çünkü önemli bir dönemdesiniz. Önemli olan şu anlık yeterince herkesten tabii bir şeyler dinleyip
sizin için gelecekte hangisi uygunsa ona karar verebilmek, istediğiniz aklınızda ne varsa onu netleştirebilmek. Onu da yardımcı olabildiysem benim için çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Biz bir fotoğraf alabilir miyiz acaba? Tabii alabilirsiniz. Katılımcılardan da kamerasını açmak isteyenler varsa ben birazcık bekleyeceğim. Bir fotoğraf alalım. Hemen şöyle ayarlayayım. O sırada. Evet, kamera açanlar oluyor sanırım. Eğer başka açan yoksa ben ekran görüntüsü alıyorum. 3, 2, 1. Aldım. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Memnun oldum. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.